Selam dostlar, alemin ve halinizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Bugün benim çok arzuladığım bir şey yapmaya gidiyoruz. Ağrı Dağı'nı tersten göreceğiz. Ben hep böyle derdim. Bazı gezginler de aramızda deriz ki Ağrı Dağı'nı tersten görürsen eğer gezginliği tamamladın deriz. Bugün sabah erkenden kalktım. Bugün bir pazar sabahı aynı zamanda. O yüzden böyle şehrin sokakları gördüğünüz gibi bomboş. Bütün sokaklar bize kaldı. Şimdi Çağlayan Meydanı'na gidiyorum. Çağlayan Meydanı'nda bir minibüs var. O minibüsle Ağrı Dağı'nı tersten görmeye gideceğiz. Aynı zamanda bugün birkaç yer daha göreceğiz. Turistik noktaları da tanıtacağım size bugün. Bir de bir şey göstereceğim, bakın. Burada araç geçmese bile, araç olmasa bile insanlar ışıklara çok riayet ediyorlar. Araçlar da yol vermeye çok riayet ediyorlar. Bekliyoruz böyle yeşil yanına kadar, kimse olmasa da, yani geçebilecek durumda da olsak. Onlar da geçmiyor, ben de geçmemeyi tercih ediyorum. Burada da yani trafikte şey var. Yayaların araçlara, araçların yayalara. Evet, şehrin en geniş caddesinin olduğu nokta bayağı da upuzun. Şu tepedeki bina neymiş bilmiyorum, ben oraya da gitmedim. Şimdi oraya da gideriz. Şimdi değil, daha doğrusu akşama doğru ben giderim. Hadi. Geldik Çağlayan Meydanı'na. Buraya şimdi Çağlayan, genel olarak buranın adı Çağlayan Merdanlar, Çağlayan Meydanı. Ya da şuradaki heykele işte Kaskas diyorlar galiba. Ta tepeye çıkıyorsunuz. Evet, yine sis var, baktım da. Ağrı Dağı buradan bile gözüküyor, başkent Erivan'dan. Ama Ağrı Dağı'nı daha yakından görebilmek için Erivan'ın başkentinden yanılmıyorsam 40 kilometre dışarıya çıkacağız. Ve oradan sonra da bir şehre gelmiş olacağız. 5 kilometre daha da tarlaların arasından yol alacağız ve Türkiye sınırına 100 metre kala bir mesafeye ineceğiz. Oradan Ağrı Dağı'nı çok net bir şekilde göreceğiz. İzlemek için böyle bir yer yapmışlar. İncil'i de baz alarak şöyle bir şey söylüyor. Hazreti Nuh'un gemisi Ararat Dağı'na oturdu ve ondan sonra insanlığın ikinci yaşamı da bu topraklarda başladı. O yüzden Ağrı Dağı buradaki insanlar için önemli bir sembol. Gezimizde, bugünkü gezimizde de ilk buradan başlamış olduk. Evet, burada da yöresel kıyafetleri görüyorsunuz. Biraz çok heyecanlıydım, biraz buruklaştım çünkü ben sıfır noktasından görmek istiyordum. Hem Türkiye'yi de sıfırdan görmek istiyordum. O istediğim yere gitseydim 100 metre kalacaktı Türkiye. Ağrı Dağı'nı daha yakından görecektim. Ve yarın Türkiye'ye dönüyorum sabah. Bugün de bu tura katıldım, artık tur gibi bir şey oldu bu. Çünkü daha birçok nokta geleceğiz ve bayağı uzaklaşacağız. Ama burası şu an şehre aslında çok yakın. Yarım saatte gelebileceğimiz bir yer. Bakalım, belki bu yolculuğumun, yani bu aracın, şu an içine bindiğim aracın en son gittiği yerden inip belki otostopla falan bir şekilde oranın dibine gidebilirim. Yapmak istiyorum bunu. Bakalım yapabileceğiz mi? Videonun sonunda göreceğiz. Şimdi bir tane de burada bir oluşum gördüm. Şimdi oraya da götürecek abi beni. Orada şey var. Kayalar çok enteresan bir şekil almış. Öyle ilginç bir yapı var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet, böyle çok enteresan bir yerde bir tane tapınak kompleksine geldik. Burası Hristiyanlıktan önceki yapılmış bir nokta. Böyle hafiften bana şey anımsattı ya. Bakın, etrafımız görebiliyor musunuz? Şu an boş bir vadi. Şuradan bir nehir akıyor. Bu etrafımızda yuvarlak bir boş bir vadi var. Ve ortada bir dağ gibi bir şey oluşmuş. Ve burada Gani Tapınağı'na geldik. Burası Hristiyanlıktan önce yapılmış bir alan. Ve tam böyle tarihi %100 bilinmiyor ama en az 2000 senelik olduğu söyleniyor.
Ve buranın hala burada kalması da aslında şaşırtıcı bir durum. Çünkü tarih sahnesinde burası birçok kez el değiştiriyor. Bu topraklar birçok kez farklı imparatorlukların eline geçiyor. İşte yıkanlar oluyor, yeniden yapanlar oluyor. Defalarca yıkılıp tekrardan yapılıyor bu topraklar. Ve en ilginci de biliyorsunuz buraya Sovyetler bir dönem hakim oluyor ve bu adamlar böyle eski püskü ne varsa aslında yakıp yıkıp indiriyor. Sovyetler zamanından yani Sovyetleri de görmüş olup da hala böyle ayakta kalması Gani Kilisesi'ni, pardon kilise değil burası, Gani Tapınağı'na özel kılıyor. İşte yapı mimari olarak Romalılara benziyor. Ve tarihte bir tane Roma kralı işte buraya bir tane yani buradaki krallığa destek veriyor ve onu hani büyümesi için ekonomik yönden destekliyor ve buraya böyle bir yer inşa etmesi için de bütçe ayırıyor, para gönderiyor ve ondan sonra burası yapılıyor. Abi şu sarp uçsuz bucaksız alanın tepesindeki yere bakın. Şu an tabii ki yanlış bilmiyorsam her ya burada biraz dediğim gibi net tarihi bilgiler yok. Bir de burası şu an %100 orijinal değil. Bazı gördüklerimiz sütunlar orijinal ama bazıları değil. Burası depremler falan görüyor tarih sahnesinde birkaç kere ve yıkılıyor. Ondan sonra artık hani Ermenistan'da, Hristiyanlığa geçtikten sonra burası biraz aslında önemini yitiriyor. Daha sonrasından işte restore yapmaya karar veriyorlar. Restore edilirken de tüm parçalar aslında burada değil. Yani bu gördüğünüz yapı aslında devrilmiş. Sütunların bir kısmı yerlere düşmüş. Belki yuvarlanmış gitmiş. Sütunların bir kısmı belki 2000 yıllık ama bazıları daha sonraki dönemlerde yapılıp monte edilmiş. Evet. Görüyorsunuz derinliği. Şurada da mağara gibi bir şey var. Böyle aynı zamanda bir kale gibi de. Bayağı ulaşılması güç bir noktada. Şimdi burada şöyle bir şey de var. Urartuların buraya ilk yerleşim yerini kurduğu düşünülüyor. Yani Urartuları da şöyle tarihliyorlar. Buradaki varlığını milattan önce 7. ya da 8. yüzyılda buraya gelmişler. Bu gördüğümüz yapılar Urartulardan kalma. Burada mozaikler var ama artık biraz yok olmuş. Abi böyle derin vadiler, sarp yamaçlar falan. Böyle buradaki evlerde hep taş evler görebilirsiniz. Taştan evler yapmışlar falan. Böyle Zagros dağlarındaki yerleşim bölgelerine benziyor. Bu değil de bunun arkasındaki dağ sırası. Ağrı şu an hala gözüküyor, bir tık gözüküyor. Dağ sırası da aslında biz şu an Türkiye sınırına yakın bir şekilde paralel olarak hareket ediyoruz. Ama dediğim gibi eğer yapabilirsem Ağrı Dağı'nı Ermenistan'dan en sıfır noktasına yani Türkiye'ye o 100 metre kala alana da gitmeye çalışıyoruz. Bu şimdi eğer oraya gidersek şimdi bu konuyu oradan yani bunun anlatımını oradaki gideceğimiz kilisenin anlatımına da bağlayayım. Şimdi Kral 1. Tales var. Adını doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama Tridates gibi bir ismi vardı. Bu şey işte o Ermeni bir kral o zaman pagan ve işte o zaman da hani Roma ile ikili ilişkileri sağlam işte ona göndermişler parayı böyle bir pagan tapınak yap buraya diye. Daha sonrasında bu adam paganken Hristiyanlığa geçen Ermenilere zulüm yapıyormuş, hapse falan attırıyormuş. Daha sonrasından bu adam bir şeyler oluyor. Videonun sonunda anlatacağım onu. Ve dünyada ilk Hristiyanlığı kabul eden millet olmasını sağlıyor aynı adam. Hem pagandı hem Hristiyanlığı seçenlere eziyet uyguluyordu. Ama daha sonrasında kendisi de Hristiyan olup dünyanın ilk Hristiyan milleti olarak Ermenistan'ı ilan etmişti. Şimdi de şunun içini gezelim. Thank you.
Evet, şimdi de böyle doğal oluşumlu bir yere geldik. Şu ileride daha güzel sanırım. Şey diyorlar, senfoni taşları gibi bir şey diyorlar. Şey, senfoni stone galiba zaten buranın tam adı. Volkanik bir arazi ve işte bu bazalt taşın tarih sahnesinde kendi kendine böyle oluşmuş. Ama çok simetrik olduğu için biraz ilginç duruyor. Şimdi bakın, buradan bir tane nehir akıyor. Bu nehrin adı da Azat Nehri'ymiş. Şimdi siz sesi alabiliyor musunuz bilmiyorum ama bu kayaların bu enteresan yapısı yüzünden hakikaten burada bir senfonik bir ses var böyle. İlginç bir durum var. O yüzden buraya muhtemelen bu ismi vermişler. Bayağı ilginç duruyor ya. Biraz daha içine girelim, belki sesi alırsınız. Ana, nehir sanki buranın içinde akıyor gibi. En aşağıya varalım, bakalım daha neler var. Yani derenin içi, sağ solu, yol kenarları, her yer. Yani böyle insan yapımı gibi, çünkü çok simetrik duruyor ya. Baksanıza ne kadar simetrik duruyor. Bir de bu bazı sütunlar 50 metreyi bulabiliyormuş. Bir gidelim iyice yakından bakalım şuna. Sanki şey gibi, hani birileri böyle bir murçla bir şeyle böyle oya 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 yapmış gibi. Hep şöyle şöyle çizgiler var ya. Çok yanaşmamamızla ilgili her yerde böyle uyarılar var. Zaten bakın, bir tane taş mesela şuradan kopmuş, buraya saplanmış böyle. Allah'ım, vallahi çok korkutucu. Havada asılı duruyorlar resmen. Birbirlerine sıkıştırdıkları için şu an havada asılı duruyor. Yani bu zamana kadar çok doğal oluşum görmüştüm. Bu da en ilginçler arasına girdi. İnsanlar bu kadar sarp bir yerde bile yine yaşam kurmuşlar. Şu taşların şeklini saymazsak eğer, nedense ben cidden burayı çok Alamut Kalesi'ne benzettim ya. O bölgeye çok benziyor. Böyle köyün içine doğru gidiyor. Bir de çok enteresan, kuşlar şimdi ötüyor ama yani öyle bir, burada gerçi değil de şu tarafta daha öyleydi. Sesin nereden geldiği hiç belli değil. Her taraftan bize, bana yankı yapıyor ses. Şimdi burada bir yarıktan böyle bir su akıyor. Orada demişler ki Ermeni milletinin dostu, işte yazar Kim Başkin'in ruhu burada geziyor. Burada da aynı çeşme gibi. Bir yarıktan su fışkırıyor. Bakmayın, çok tehlikeli bir yer aslında. Mesela şurası yarılmış. Böyle şurada da bak, ufacık bir tane taş var. Parmağım oraya gösteriyor mu bilmiyorum ama yani düştü düşecek. Yani o taş oradan düşse, o minik taş şu tak diye düşecek. Belki bu kafamızın tepesindekiler bile hep öyledir. Merak ettim, bu zamana kadar burada hiç olumsuz bir olay yaşanmamış mı? Evet, yaklaşık bir saat burada mola verdikten sonra buradaki gezimiz de bitti. Şimdi biraz daha uzaktaki Ermenistan için önemli bir kiliseye daha gidiyoruz. Şimdi Ermenistan tarihi için önemli bir yere geldik. Abiler de
M çalıyor soldaki. Şimdi Gegharth dedikleri bir manastıra geldik arkadaşlar. Bu manastırın orijinali ta 4. yüzyıla Ermenistan'da Hristiyanlığın kurucusunun zamanına kadar gidiyor. Şimdi daha yakınına gidelim. Burayı size anlatacağım. Buradan sonra da inşallah işte bitti şu an aslında gezimiz. Burası sondu. Bundan sonra da gidebilirsem işte Türkiye sınırına Ardahan'ı görmek için orada da Hristiyanlığın Ermenistan'da kuruluşunu kuran insanı, onun orada bir zindanda geçirdiği vakti ve zamanı anlatıyor olacağım. Video o şekilde hem Ermenistan'ı gezmiş olup hem de Ermenistan'da Hristiyanlığın başlangıcını toparlamış olup bitiriyor olacağım. Coğrafyalar değişse de bu hatırlayın arkadaşlar değişmiyor. Şu an burada insanlar oraya taş atıp o taşın orada kalmasını sağlarlarsa yine dileklerini kabul olacağına inanıyorlar muhtemelen. Şimdi 1700 yıllık bir tapınak kompleksinin olduğu bir bölgeye geldik. Tabii bu yapımı daha sonra ama şimdi size şöyle söyleyeyim. Burada Aziz Grigor Lusovarish diye birisi var ve bu Ermenistan'da Hristiyanlığın kurucusu olan kişi. Ve 4. yüzyılda ilk önce burada bir mağaranın içerisinde bir tapınak yapmış. Burada gelip dualar etmiş. Evet, içerisi bayağı serin. Oh, bayağı mistik bir ortam oldu. Aziz Grigor 4. yüzyılda bu mağarayı, yani mağaranın içerisinde bu tapınak alanını kurduğu zaman daha sonrasında buraya şey gelmiş. Havarilerden birisi geliyor ve havariler buraya gelirken de şunu getiriyor. Hazreti İsa'ya çarmıha gerdikleri sırada onu birisi bir mızrakla yaralıyor. Daha sonra havarilerden birisi o mızrağı alıyor ve Hazreti İsa'yı yaraladı, kanını akıttığı için o mızrağı saklamaya başlıyor ve o mızrağı buraya getiriyor.